Merhabalar, Vestonika Moral Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Moral Sohbetleri'nde Pınar Altuğ, kız kardeşim yani. Onunla güzel güzel bir sohbet edeceğiz. Ona güzel sorular çıkarttım aslında. Yani merak ettiğim şeyleri, hayatına dair merak ettiklerimi bu sefer daha netlikle soracağım. Bakalım, saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Yani şöyle bir kahvenizi, çayınızı yanınıza aldığınızda güzel bir sohbete şahitlik edeceksiniz diyebilirim. Bakalım geldiyse onunla hemen başlayalım. Güzel bir sohbet bizi bekliyor. Geldiği gibi de başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Geldim. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ben de kendimi bir düzelteyim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Ben kendimi çok karanlık görüyorum. Sen beni aydınlık görüyor musun? Birazcık karanlık ama öyle çok karanlık değil. Bir dakika. Tamam. Bir dakikanızı alacağım. Aa, su da orada. Su görüyor. Şimdi oldu galiba. Evet, gayet iyisin. Beni daha net iyi, görüyor musun? Evet, görüyorum. Fıstık gibisin. Moral sohbetlerine hoş geldin Pınar'cığım. Çünkü biraz aksilikler hoş yaşadık. Buldum. Bugün saat 2'de yani bir çayımızı kahvemizi aldığımızda işte şekilde görüldüğü gibi aşağıda moral sohbetlerinde Pınar Altuğ Atacan'la konuşacağım. Pınar, koronanın neredeyse sonuna geldik. Mutlu musun? Ona başlayayım. Yani inşallah sonudur. Sonuysa mutluyum. Bilinmezlikler her zaman olduğu gibi endişe veriyor. Tabii. Çünkü yani hani bir anda böyle kendimize ortaya atacağız ve tekrar bir şeyler geri dönecek diye ödüm kopuyor. Doğru. O yüzden de hala çok temkinli davranıyorum. Hatta sana şöyle söyleyeyim, ben aslında 2,5 aydır pek evden çıktım sayılmaz. Evet. Ama 1-2 gündür artık yapmam gereken şeyler vardı. Mesela dün diş kontrolüm vardı. Hani bunu sağlığım için yapmam gerekiyordu. Bir de artık hani yavaş yavaş yazlık hareketleri başlayacak. Dolayısıyla fark ettim ki ben hiç dışarı çıkmıyormuşum. Ya dışarı çıkmamak beni rahatlatıyormuş. Çünkü dışarıda böyle herkesi maskelerle görmek. Ay oraya dokundum, dur elimi yıkayayım, aman yüzüme dokunmayayım derken hiç de alışkanlığım olmadı. Hep evde olduğum için çok çok garip hissettim kendimi. Kesinlikle, ama her zaman dikkatli olacağız. Bu arada saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, çok mersi. Saçların demişken o yapılan yorumları da gördüm. Sence Pınar, şimdi bu yorumlar neden sürekli geliyor? Yani sosyal medya senin için ne ve sen etkileniyor musun bu yorumlarda? Hayır, etkilenmiyorum. Çünkü sosyal medya benim bu kadar da hayat, yani şöyle söyleyeyim, hayatımızda çok önemli bir yeri var. İyi ki varmış. Bak, bu karantina döneminde hepimizi birbirimize bağladı. Senle benden bahsetmiyorum. Biz zaten birbirimize bağlıyız. Ama gerçekten çok acayip bir bağ oluşturdu. İşte her gün yemek yaptık. Başta yola çıkarken niyetim sadece ve sadece evde oturan benim gibi sıkılan birileri varsa onlara, hı hı, da bir hareket olsun, işte beraber güzelce bir şeyler yapalım, hem de bu arada tarifler çıksın, suyla bana da bir meşgale olsun diye başladık. Ama hakikaten çığ gibi büyüdü, çok güzel alışverişler oldu. Evet. Dolayısıyla ben her şeye zaten hep pozitif tarafından bakan biri olduğum için hala da öyle bakmaya devam ediyorum. O arada çıkan cırtlak sesler beni hiç ilgilendirmiyor. Bir kesim neden, varken... neden peki cevap veriyorsun? Çünkü ben bir insanım ve biliyor musun ki şunu öğrenmeleri gerekiyor. Böyle hani ben göz önündeyim, sen göz önündesin ya da benim, bizim gibi göz önünde olan birilerine böyle canını istediğini, orası böyle dingonun ahırı gibi istediğini söyleyip gitmek yok. Hı. Ya söylediğin şeyin sonuna kadar arkasında duracaksın ya da söylemeyeceksin. Çünkü çok acayip. Sen bir cevap verdiğin zaman biz sizi zaten çok seviyoruz diyen dansözler var. Tabii. Ben onlarla çok eğleniyorum. Dolayısıyla da o kadar kolay değil ya, böyle lafı çak çak git, çak çak git. Hayır, öyle değil hayat. Ne münasebet. Eğer bir şey söylüyorsa arkasında duracak. Dolayısıyla ben de o arkasında durma talebinde bulunuyorum onlardan aslında. O zaman sana senin saygım için... var, durmayana da hiç saygım yok. O zaman biliyorum, bakıyorum lafı söyleyen adam mı diye. Tabii. Çok böyle olaylarla karşılaşıyorsunuz. Peki şimdi şöyle bir şey var.
ünlü olunca sanki şöyle bir algı var. Sen halka mal oldun. İsteyen istediğini sana söyleyebilir. İsteyen istediğini yazabilir gibi bir algı var. Sence ünlülüğün tanımı ne? Gelen vurdu, giden vurdu mu? Yoksa benim Yok de bir canım, sınırım ne var. Ben de seven. insan mıyım? Hepimiz insanız, olur mu öyle şey? Bu arada kimsenin kimseye böyle ölçüsüzce konuşmaya hakkı yok. Hiçbir meslek dalı için hiç kimsenin, ne bunun rütbeyle, ne cebindeki parayla, ne yaptığın işle hiçbir şeyle alakası yok. Yani ben şeye de gıcığımdır. Hani vardır ya böyle, mesela restorana gider, servis yapan garsona gıcık gıcık davranır. İşte apartman görevlisine gıcık gıcık, onlara da gıcık, hiç Ama dayanamam. bu Hiç tahammülüm çok yoktur. Farklı bir kişilik, yani bir karakter göstergesi. Yani çalışıyor diye sınıf ayırarak bu tarzda İşte davranmak ondan zaten... bahsediyorum. Yani hepimiz insanız ve karşımızdakinin de insan olduğunu unutmayacağız. Unutuyorsak hatırlatırız. Ben Kesinlikle. hatırlatma yapıyorum. Bence de Yaptığım çok... şöyle bir şey. Ben hatırlatma yapıyorum. Bazen biraz fazla gürültülü olabiliyor. Aslında yaparken hani amacım öyle bir şey yapmak olmuyor. Ama gerçekten bir kere kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor. Gerçekten. Evet, çok kötü. Bir kadının bir kadına yaptığını hakikaten kimse yapmıyor yani. Dolayısıyla had bildirmekse had bildirmek, fırça çekmekse fırça çekmek, uyarmaksa uyarmak, istediğiniz tanımı Yapabilirsiniz. söyleyebilirsiniz, yapabilirsiniz benim yaptığıma. Ama ben bir insanım, üstünlük de fevriyimdir. Hani ben kızım dünyaya geldikten sonra çok sakinleşmiş biriyim. Eskiden daha da serttim. Dolayısıyla ben izin vermiyorum ya. Bu kadar basit. Mesela bazen şey Kesinlikle. diyorlar. İşte onu yapma kardeşim. Bu sayfa benim sayfam. Canım ne istiyorsa yaparım. Ama sen izlememe özgürlüğüne sahipsin. Kesinlikle bu sosyal Burası medya. benim. Evet. Burası Benim. senin özel Benim televizyonun. çöplüğüm. Canın. Evet. Benim çöplüğüm. Ben istediğim gibi öterim. Sen bunu duymak istemiyorsan oraya gelmezsin. Buna saygım sonsuz. Beni beğenmemesine saygım sonsuz. Kimse beni sevmek zorunda değil. Hiç böyle bir iddiam yok. Benim yaptığım şeyden hoşlanan insanlarla o iletişimden mutluyum. Bu da bana Anladım. yetiyor. Anladım. Güzel. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sorular toplarken hiç ünlüyüm kartını kullandın mı hayatında bir şey gerçekleştirirken veya kullandıysan ne seni tetikledi de artık sen ben kimim biliyor musun dedin karşındakine? Ya ben hiç bugüne kadar sen ben kimim biliyor musun demedim. Aksine bu ben olduğum için tabii ki çok güzel şeylerde yaşıyorum ama çok aksiliklerde yaşıyorum. Seneler önce böyle bir hikayemiz var. Mesela Uçak kaçırdık. Daha doğrusu yer görevlisi bizi uçağa almadı. Hatalıydık, geç nedenmiş? kalmıştık. Evet, geç kaldık. Çünkü şöyle bir şey oldu. Su çok küçüktü. 1,5 yaşındaydı. Biraz geç kaldık. Trafikte kaldık ama bagajımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Elimizde biniş kartlarımız var. Tam güvenlikten geçerken de önümüzde tekerlekli sandalyeli biri vardı. Ve tabii ki güvenlikten geçmesi normal, daha sağlıklı birinin geçmesinden biraz daha uzun sürdü. Ve biz ona bizim uçağımız kaçıyor, geçebilir miyiz demedik. Tabii ki bekledik. Doğru olanı buydu çünkü. Evet. Öyle olunca da iyicene geç kaldık ve koşarak kapıya geldik. Biz kapıya geldiğimizde kapı kapandı. Otobüsün kapısı kapandı. Dedik ki yani çok haklısınız, özür dileriz, geç kaldık ama böyle böyle. Acaba hani bir çaresi var mıdır? Binemezsiniz dedi. Dedim ki bakın, daha hani CIP'den gelen otobüs uçağa gitmemiştir. Onu bırakın, bu otobüs bile daha hani uçağa varmadı. Gitmedi, evet. Kaldı ki koca bir otobüs dolusu insan gidiyor. Hani onlar daha yerleşecekler. Hayır, uçağın kapısı kapandı diyor bana. Dedim ki mümkün değil uçağın kapısının. Bu arada da yarım saat falan var uçuşa. Ondan sonra dedim ki daha kapı kapanmamıştır. Hani bu yolcular gidecek, binecekler. Bu bir zaman alacak. Hani var mı böyle bir imkan? Bizi götüremez. Gidemezsiniz. Ben sizi uçamazsınız dedim ya size dedi. Dedim ki anladım da yani hani niye yapıyorsunuz bunu? Bakın küçücük bir çocuk var yanımızda. Bir sonraki uçak da 4 saat sonra. Aynı noktaya. Dedim ki bakın çok, yani çok haklısınız. Evet. Yani çok haklısınız. Biz hatalıyız ama yardımcı olursanız çok seviniriz. Hani çünkü koşarken aslında istese otobüsü durdurabilirdi. Tabii. Durdurmadı.
Ondan sonra dedim ki ya bir hani yer hizmetlerini arasak. Belki bir çaresi vardır. Al kendin konuş deyip telefonu elime verdi. Ben niye yer hizmetleriyle konuşayım ki? Çok şeker bir hanım çıktı. Onunla konuşurken aynı anda cep telefonundan yer hizmetlerini arayıp duyuyorum yanımda. Ben binemezsin dedim, bindirmeyin uçağı dedim. Düşün. Peki neymiş? Yani nedir bu kuyruk acısının nedeni nedir Hiçbir yani? fikrim yok. Sana şöyle söyleyeyim, bu olduktan sonra peki yapacak bir şey yok. Yani uçağa gideceğim, biletimi değiştirip bir sonraki uçağa bilet alacağım ve bekleyeceğiz. Yağmurla suya dedim ki siz durun burada. Küçük çünkü. Siz dedim durun burada, ben gideyim biletleri değiştireyim, geleyim. Ondan sonra ben yukarı çıktım. Bilet satışta biletimi değiştirdim. Zaten bilet satış anlamadı niye uçağa binmediğimi. Çünkü daha uçak kalkmamıştı ben bu işlemleri yaparken. Uçak hala yerdeydi. Sizi niye almadılar dedi. Valla arkadaşlarınıza sorun, almadılar dedim. Değiştirdim. Tekrar check-in yapmaya geldiğimde uçağın kapısı hala kapanmamıştı. Ve beni uçağa bindirmediler. Bindirmedi adam. Bindirmedi yani. İnat etti, bindirmedi. Yapacak hiçbir şey yok. Biz 4 İlginç. saat havaalanında bekledik. Bir Yani buçuk yaşında çocukla. 1,5 O da var. yaşında çocukla. Ya tabii ki uçağı kaçırabilirsin, bekleyebilirsin, 6 saatte bekleyebilirsin. O gün başka uçuş olmayabilir, uçmaya da bilirsin. Ama ben ne uçağın kapısı kapandıktan sonra vardım oraya. Hatalıyım, bunu da söylüyorum, özür de diliyorum. Ama hani bunu bana değil, hiç kimseye yapmamalı. Çünkü aslında Türk Hava Yolları özellikle bu tür konularda acayip destekçi ve Evet. anlayışlı. Hakikaten çok çaba sarf ediyorlar. Bu Bindirmedi. iş ilginç, ilginç. Peki, Muhtemelen bizi ha. sevmiyordu. Öyle bir şeydi o Kesin. yani. Çünkü çok 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 net bir tepki vardı yani. Bilemezsiniz dedim, bilemezsiniz. Sizin borunuz burada ötmez filan diye bir şey demiyoruz hani. Haklısınız, yardımcı olur musunuz? Zaten bundan fazla diyebileceğim bir şey yok ki. Kesinlikle. Bunların hepsi ama kompleks göstergesi ve çok gerçekten insanlar çok farklı şekillerde farklı kinlerini demeyeyim de komplekslerini kusabiliyorlar. Mesela bazı Ya zamanlarda iyi insan da var, kötü insan da var. Tabii hepsi ki fark hiç etmiyor. kimseyi aynı kefeye koyamazsın. Her meslekte var. Her yerde var. İyisi de kötüsü de. O gün belki de adamın canı sıkkındı. Bizimle hiç alakalı değildi konu. Sevgilisiyle ya da karısıyla kavga etmişti. O da olabilir. Olabilir. Acısı bizden çıktı. Ama biz 4 saat havaalanında bekledik. Her Ve bizi dakikasında adamı bekleyenler de bekledi. almışsındır. Evet. 200 Hala dakika anıyorum boyu. bak. Evet. Bak, İşte hala adamı. anıyorum yani. 10 sene geçti üstünden. Son 1,5 yaşta hala anıyorum yani adamı. Kesin kesin. Peki Pınar sana bir şey soracağım. Şimdi güzellik yarışmasına katıldım. Birincisi neden katıldım? Biliyorum farklı bir hikayesi var. Yani tamamen tesadüflerle gelen bir hikayesi Evet. var. Ve sence bu dönemde güzellik mi daha öne çıkıyor? Yoksa artık o değişti ve birazcık daha böyle kültür, birazcık daha bilgi mi ortaya çıktı? Yoksa hala aynı mı? Ne düşünüyorsun? Şimdi benim güzellik yarışmasına girmemin sebebi Neşe Erberk. Ben 92'de Neşe'yle mankenlik yapmaya başladığım zaman daha Neşe beni gördü, merhaba nasılsın? İşte ajansına kaydoldum, seni güzellik yarışmasına sokalım demeye başladı zaten. Çünkü kendi de bir eski Türkiye ve Avrupa güzeli biliyorsun. Ve o zaman Türkiye güzeli olmak çok kıymetli bir şeydi. Şimdi öyle değil. Yani şimdi öyle değil derken şimdi eskisi kadar ilgi çekmiyor ya da eskisi kadar yeri yok, öyle söyleyeyim. Eurovision da böyleydi hatırlarsan. Evlere kapanır, toplaşır Eurovision geceleri ya da güzellik yarışması geceleri yapardık. Şimdi artık eski yeri kalmadı Yok. hayatımızda. Neşe'nin etkisiyle girdim ben güzellik yarışmasına ve birinci oldum. Tabii ki getirileri de oldu, götürüleri de oldu. Bugün değil bence dünyanın varoluşundan beri her zaman maalesef fiziksel üstünlük insana avantaj sağlıyor. Niye maalesef? Çünkü hani ne yani Allah seni böyle öyle yarattı diye sen kıymetli değil misin? Asla öyle bir şey yok. Ama birçok kesim için hala kabul etmemiz lazım ki fiziksel üstünlük avantaj sağlıyor. Ama tabii ki altı boşsa İşte Evet. çıkıyorsun, iniyorsun, yok oluyorsun. Altını doldurmaya devam ettiğin bir şeyler üretmeye. Çünkü artık gerçekten hayat çok zor. İyi bir şeyler yapmadığın, başarılı olmadığın, görüntünün altını doldurmadığın sürece çok kısa bir yerlerde kalıyorsun, kaybolup gidiyorsun.
Kesinlikle. Şimdi bu güzellik konusuna daha açacağım ama ilginç bir tartışma yaşandı. Bundan herhalde bir 3 hafta önceydi. Ece Üner Armağan Çağlayan'a çıktı ve dedi ki ben dedi biz sahadan geliyoruz deyip kendimi övdüm övdüm. Jüli de Ateş geldi dedi. Jüli de Ateş de eski Türkiye güzellerinden bir tanesi. Evet. Ama kadın aslında arka planda yani spiker olana kadar arka planda bir sürü de şey yapmış ya da o mevkiye gelene kadar diyeyim. Bu tartışmada sence nedir yani? Orada bir güzellik, Türkiye güzeli olmasını biraz böyle küçümsemiş gibi geldi. Ama aslında senin dediğin gibi o zaman değerliydi. Jülide Ateş olduğunda, sen olduğunda. Bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Defne Samyeli de çok iyi bir ana haber spikeriydi. Biliyorsun çok uzun seneler yaptı. Defne de eski Türkiye güzeli. Evet. Bir değil ama o da eski Türkiye güzeli. Şimdi bundan bilmem kaç sene önce yaptığın ya da girdiğin yarışma ya da işte mankenlik yaptıysan yaptığın iş bugün sen ana haberin koltuğuna oturduğun zaman o yüzden diye bir yönlendirme ya da suçlamayı kabul etmiyorum ben bu işte nasıl adlandırırsan. Çünkü sen de fıstık gibi bir kızsın, aslanlar gibi de ekonomi haberi yapıyorsun. Güzel olduğun için mi yapıyorsun? Şimdi sen 2 kere ekonomi haberin yaparsın, bir yerde hata yaptın mı ne güzelliğin ne bir şeyin kalır. Sonuçta doğru. İşini iyi yaptığın sürece yerinde kalırsın. Julie de evet hoş bir kadın. Bu arada Ece de çok güzel bir kadın. Hı-hı. Dolayısıyla ekranda onları izlemek keyif. Ama dediğim gibi sen Julie de oradaki ana haber sunmanın çok ağır yükleri var omuzda. Kesin. Hı-hı. Sen öylesine bir kadını oraya sadece güzel diye oturtamazsın. Dolayısıyla bu bütün o ana haber ekibinin, o kanalın yöneticilerinin hepsinin hakkını yemek olur. Anladım. Peki sen Benoa'da okurken neden meslek seçimi olarak mankenlik? Hayat mı seni oraya itti yoksa hayalin neydi? Hayır canım hiç hayalim değildi. Alakam yoktu. Ben 91 senesinde babamı kaybettim. Ve benim... Amin. Benim bütün maddi yüküm babamın üstündeydi. Babamı kaybedince San Benoît gibi bir okulda okuman birazcık riske girdi. Çünkü annemin öyle bir okulun parasını ödeyecek parası yoktu. Hı hı. Ve tam da babamı kaybetmeden çok kısa bir süre önce tesadüfen Neşe ile karşılaşmıştım. Annemin çalıştığı firmanın defilesinde. O da bana bir gün mankenlik yapmayı düşünürsen ben çok mutlu olurum seninle çalışmaktan. Fiziğin çok uygun, çok müsaitsin manken olmaya demişti. Böyle bir çıkmazda kalınca acaba hani okurken bir yandan da bir iş yapıp para kazanıp hani okulumu devam ettirebilir miyim? Çünkü hani lise 2, lise son kaldı. Lise 1'deydim babam öldüğünde. Hani 2 sene için San Benoît gibi bir okuldan mezun olamamak insanın boynunu büküyor tabii ki. Ama para yoksa da yapacak hiçbir şey yok tabii. Dolayısıyla da mankenlik yapmaya başladım. Kendi paramı kazandım ve okulumu bitirdim. Yani oradan aslında bu bir ve güzellik yarışmasına Neşe daha önce sokmak istedi ama ben hiçbir zaman çok iyi bir öğrenci olmadım. Dedim ki ben bir de güzellik yarışmasına girersem okulu iyicene boşlama tehlikem var. Annem izin vermedi. Dedi ki bir bitirsin ondan sonra girsin. 93'te mezun oldum. 94'te güzellik yarışmasına girdim ve birinci oldum. Sonra da hayatım bambaşka oldu. Harika. Peki annenle babanın erken kaybettin ama şu anda senin hayatında nasıl etkileri var? Nerede görüyorsun mesela? Genelde bütün kadınlar anneleri gibi olur. Hareketlerinde, uslubunda böyle annenle babandan ben annemin aynısıyım. Öyle tabii mi? Tabii tabii. Görüntüm de çok benziyor bu arada. Bazen böyle aynada hani hazırlandığımda bir yere giderken falan böyle birkaç bakışımda annemi görüyorum karşımda. Hakikaten çok benziyorum. Hele şimdi muhtemelen gözlük taktım. Teyzem izliyorsa İyicene gözümde gözlükle tam anneme benzetiyor olabilir. O da gözlük takardı çünkü. Ruhum da benziyor. Yapım da çok benziyor. Anneliğim de çok benziyor. O da çok sert, çok kuralcı bir anneydi. Ben de kuralcıyım ama galiba kızımla ondan biraz daha, bir tık daha arkadaşım. Arkadaş demek yanlış. Ben suyla arkadaş değilim. Ben onun annesiyim. O da benim çocuğum. Hı hı. Ve biz beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. O kısımda biraz daha ben toleranslı davranabiliyorum. Mesela annem illaki her gece Pınar yatağında uyuyacak. Tam saatinde yatağa girecek. Tamam. Ben suyu öyle yetiştirmedim. Ben neredeysem su oraya geldi ve orada uygun olan bir yerde uyudu. Evet saatinde uyudu ama hani illa eve dönülecek, yatağa girilecek yapmadım ben. Birazcık daha
rahat davrandım ama anneme çok benziyorum. Bence bütün bu yemek merakım, kalabalık sevmem ve babam aynı. Aynı. Öyle mi? Tabii, aynı. O da böyle bayılırdı bizim hafta sonu. Eşimiz, dostumuz, ailemiz, herkes evimize doluşurdu. Hepimize çok güzel yemekler yapardı. Bence o elimin lezzeti, annem de çok güzel yemek yapardı ama bence elimin lezzeti babamdan geliyor. Güzel. Onu da soracağım. Peki babanla ilişkin çok seni kıskanıyordu, böyle çok sana düşkündü. Fena. Hayatına soktuğun erkek seçimlerini etkiledin mi? Mesela tam tersini mi seçtin, benzerini mi seçtin? Hiç böyle bir arayışta olmadım. Yani babam erken gitti diye hayatıma seçtiğim, hayat arkadaşı olarak seçtiğim kişiyi hiçbir zaman babam yerine koymak gibi bir düşüncem olmadı. Bana doğru da gelmiyor zaten. Onun çok sağlıklı bir ruh hali olduğunu düşünmüyorum ben. Eş başka şey, baba başka şey Evet, çünkü. evet, evet. Ve ne ananın ne babanın yerini kimse tutamaz. Ama geçen gün bir şey fark ettim. Yağmur böyle bir yerde bir dans yapıyordu. Babam gibi dans ediyor. Aynı hareketleri. Vallahi bile ona da söyledim zaten. Biliyor musun dedim. Yani şu anda sanki arkadan babam dans ediyor. Seni öyle dedim gördüm. Mesela zamanla fark ediyorum ki becerikliliği. Benim babam böyle hani bir şey bozuldu mu hop hop 2 dakikada tamir ederdi. Bir sorun olduğu zaman hop hop 2 dakikada çözerdi. Hani onunla dünyanın her yerine gidebilirdin. Çünkü hiçbir problem yaşamazdın ve seni %100 her şartta korurdu. Aynı şeyi yağmur içinde hissediyorum. Ben dünyanın her yerine, her şeye, her şekilde kocamla giderim. Bilirim ki beni de kızını da fazlasıyla korur. Her şeyin de üstesinden gelir. Bozulanı da tamir eder. Kırılana da çare bulur. Bir sorunu da çözer. Eğer öyle karşılaştırırsam evet benziyorlar ama hani yağmurun bu özelliklerini farkında olarak hani babama benzetip hayatıma girmedi. Şimdi 14 sene sonra fark ediyorum. Tabii. Ben öyle düşündüm. Yağmur'un şöyle bir hikayesi de var. İzleyenler bunu ancak çok yakınlarda olanlar bilir. Biz hatırlıyor musun? Annem çaydanlıkta çay içmek istemiş. Hani sizin Ha de o zaman daha küçük bir evde vardı. Çaydanlık yok evet. denildi. Niye? Annem Çünkü böyle Pınar çay demlemez, çay evet içmez. evet çay içmezdi. Ve şöyle bir şey oldu. Annem de ay keşke olsa annemi şöyle bir izliyordur. Kesin selamlar ona. Ve çay içmek İzliyor saat tabii. 5'te mutlaka çay içmek zorunda. Ve daha sonra bir bakılıyor ki bir bot geçiyor. Botta bir kaynayan çaydanlık. Orada kıyıdan nasıl bulundu o çaydanlık? Çünkü sonuçta galiba bir ıssız bir koy yani hani öyle bir. Kıyıda küçük bir restoran vardı ve o restoranın sahibiyle de aramız çok iyiydi. Yağmur gidip çaydanlıkla çay rica etti O da ve verdi. çay Ve o demlenip çaydanlık tekneye geldi. zodya bindi ve geldi. O yüzden yani Yağmur'un bu huyları olduğunu da biliyorum. Peki Pınar Yapan. ikimizin de kızı var. Kızın için Evet. hayaller ne? Mesela önceden koruyucuydun. Şimdi seninle aynı sektöre girmek istese veya meraklı olsa ne dersin? Ben kızımın aslında mesela tabii ki bebekkenden itibaren yaralanmasını hiçbir zaman istemem ama düşmesine hep izin verdim. Yani tabii ki çok hani kötü bir şekilde atıyorum. Birinci kattan aşağı düşmesine elbette izin Tabii vermedim canım. ama ayağının takılıp düşmesine izin verdim. Ya da işte bak buna dokunursan bu senin elini yakabilir. Bak bu sıcak. O yüzden dokunma dediğim halde dokunup elini yakmışlığı var. Hani yanında olduğum halde. Dolayısıyla tabii ki koruyabildiğim yere kadar korurum ama ben onun hep hayatında olmayacağım. Dolayısıyla ben onu aslında kendi ayakları üstünde durmayı ve doğru olmayı öğreteyim. Ben ve babası öğretelim. O sonrasına kendi karar versin. Ne yapmak istiyorsa. Meslek Her ne seçimi dedi. yapmak istiyorsa tabii ki. Hiç böyle hayallerim yok. Onun için tek dileğim mutlu olması, sağlıklı olması. Allah kısmet ederse güzel bir evlilik yapması. Ama hakikaten mutlu ve sağlıklı olması ve yaptığı şeyi gerçekten isteyerek ve severek yapması tek dileğim. Hangi mesleği yapacağının gerçekten hiçbir önemi yok. Yeter ki işini yaparken ayakları geri geri gitmesin, gerçekten koşarak gitsin oraya. Ki hiçbir zaman çalıştığını anlamasın. Aynen öyle. Çünkü ben işimi hala çok severek yapıyorum. 28 senedir bu mesleğin içindeyim. Büyük bir zevkle yapıyorum. Ömrümün, sağlığımın bana izin verdiği sürece de yapmak istiyorum. İnşallah kızım da benim kadar mutlu olacağı bir şey yapar.
Kesinlikle. Peki Pınar, yemek yapıyorsun her gün saat 1'de. Çok güzel Evet. tarifler, insanlar izliyor. Bu yemekle olan bağın, haşır neşirlik nereden geliyor? Tamamen tesadüf. Bu kısmı Nasıl? çok saçma. Şimdi dediğim gibi kesin genlerimden gelen bir şey var. Çünkü Evet. annem de gerçekten çok güzel yemek yapardı. Anneannem müthiş yemek yapardı. Babam akıllara zarar yemek yapardı. Ama ben 20 küsur yaşına kadar hiç yemek yapmadım. Sadece işte birkaç tane kurabiye tarifim vardı. İşte tiramisu tarifim vardı. Annemin misafiri falan geleceği zaman onları yapardım. Ama annem hiçbir zaman beni öyle mutfağa sokmadı. Hani gir bir yemek yap, gir bir şey yap. Bir de uzun seneler zaten anneannemlerle yaşadık. Dolayısıyla anneannem vardı zaten mutfakta. Benim hiç yemek yapmam gerekmedi. Annemin de benden böyle bir beklentisi olmadı. Ben de çok merak edip herhalde girmedim ne yapıyorsun diye. Sonra bir gün yavaş yavaş kendi evim olmaya başlayınca fark ettim ki ben hiç yemek yapamıyorum. Ama o zaman böyle eve hani haftada 2 gün gelen bir yardımcı ablamız vardı. Onun da eli çok lezzetliydi. Malzemeleri alıyorum. İşte yemek yapıyor. 2 kap yemek oluyor evde. Söylüyorum işte şunu pişir, bunu pişir. Atıyorum mercimek pişecekse geceden suya koyuyorum, bırakıyorum falan. O da sağ olsun pişiriyor. Fakat bir kötü huyu vardı. Her yemeğin içine acayip kırmızı biber koyuyordu. Ve ben acıyı yiyemem biliyorsun. Diyordum ki ablacığım şunun içine biber koyma. Yani ben yiyemiyorum. Hani sen bu yemeği bana yapıyorsun. Ben yiyemiyorum acı biber. Evdeki biberleri saklıyorum. Artık çantasında mı getiriyordu, ne yapıyordu? Yine biber koyuyor yemeğin içine. Ay Allah'ım delireceğim. Ha dedim ki rica ediyorum yani ne olur yiyemiyorum. Koca tencere yemek yiyemiyorum acı. En son dedim ki abla tamam sen yapma yemekleri. Ne yapacağım dedi. Ben dedim yaparım. Çünkü yani o da niye yaptı? Hani bana gıcıklık olsun diye yapmıyor. Öyle işte elinin alışkanlığı muhtemelen o. Onu koymayınca lezzetli olmayacak diye düşünüyor. Fasulyeleri aldım, ayıkladım. Fasulye bana bakıyor, ben fasulyeye bakıyorum. Anneme telefon açtım, dedim ki ben zeytinyağı fasulye pişireceğim, tarif etsene bana. Tarif etti, ben fasulyeyi yaptım. Sonra dedim ki pilav yapacağım, pilav tarif et. Pilavı tarif etti, yaptım. Tamam, güzel, işte 3-5 bir şey yapıyorum, aç kalmıyoruz. Bir şekilde bir yemekler yapıyorum. Sonra bir gün bir telefon, TGRT'den yemek programı teklifi. O Ben. zaman güzellik yarışmasında seçilmiş misin? Tabii Ne tabii. zaman? 98 falan bu. 94'te seçildim. Tamam. Bu söylediğim 98 falan. Ben yemek. İşte genç kadro oluşturuyorlar. Böyle bir şey, bir yemek programı başlayacak. Kuşak. Olur. Gittim, konuştuk. Ya dedim herhalde yaparım yani. Hani fena değilimdir ama hani çok yemek yapmayı bilmem. Sen dediler merak etme. Bir yemek danışmanın olacak senin. Ha. Dedim, hayırlısı yaparız herhalde. Gülnur ablaya da söylemişler. Demişler ki işte Pınar Alto gelecek. Kim o? İşte genç bir kız. Ha demiş ben küçücük kıza nasıl öğreteceğim? Bu kız küçücük yani nasıl yapacak bu yemekleri filan. Fakat bizim Gülnur ablayla aramızda öyle bir enerji oluştu. Öyle bir ilişkimiz oldu ki Gülnur ablanın bana verdiği bütün tarifleri yani sadece bir kere anlatırdı. Hiç yapmazdık bile. O bana anlattığı bir kerelik tarifi ben sanki 40 yıldır yapıyormuşum, 50 kere de daha önce yapmışım gibi yapmaya ve anlatmaya başladım. Ve sonra tabii o bambaşka bir yer. Çünkü 2 tane, 3 tane yaptıktan sonra zaten hemen bir alışkanlığın oluşuyor Evet. bakma. Yemeklerin hepsi yaklaşık aynı mantıkta. Evet, hamur işi için Bazıları tarife aynı. ihtiyacın Evet. olabilir ama sistem aslında aynı. Öyle 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 öyle. Tabii sen bir senede bilmem kaç tane yemek yapmaya başlayınca bir anda kendini bambaşka bir yerde buluyorsun. Ve hep de yaptığım çok güzel tarifler hep Gülnur ablanın tarifleriydi. Senelerdir de zaten yaptığım bütün yemek programlarında hep Gülnur abla kamera arkasında oldu. Şu anda Instagram'da verdiğin tarifler de mi onun? Yoksa Hayır senin değil. de bir... Ha. Hayır değil ama mesela yani şöyle aslında bir kısmı evet onun. Çünkü yemek kitabından biz sonra programda yaptığımız tariflerin hepsini derledik ve bir kitap çıkardık. Kitabın içinde onun da fotoğrafı vardır zaten. Dolayısıyla şimdi o tariflerin hepsi artık benim hayatımın birer parçası. Çünkü benim evimde çok sık yapılan tarifler. Sen de onlardan çoğu zaman yedin. Evet biliyorum. Pınar için hiçbir şey fark etmez. Teknede olursun, uçakta olsun, kayıkta olursun mutlaka senin önüne çok güzel, lezzetli yemekler getiririz. Teşekkür ederim. Sabahları yanındaysan ve erken uyandıysan yani mesela diyelim birkaç Krep tane kişi yiyebilirsin yaydın. mesela. Evet yiyebilirsin ama hiçbir zaman aç kalmazsın Pınar'ın olduğu yerde olur. Yok yani bir şekilde bir şey yaparım. Çünkü şöyle oluyor. Düşün bak. Senelerce yemek programı yaptım.
Dolayısıyla hani ortalama bir sezonun 10 ay olduğunu varsayalım. 10 ayın her birinde 20 gün, bırak 22 gün, 23 gün, 20 gün yapmış olsan sana eder 200 tarif, günde bir tane yapsan. En az iki tane yapıyorsun. Menü çıkarıyorsun. Genelde programlarda bir menü Öyle yapmak düşün. var. Bir sezonda yaptığın tarif zaten 400. Bunu senelere vurduğun zaman, evet tabii ki içinde kendini tekrarladığın zamanlar var ama bütün bunlar senin hem el becerini çok genişletiyor, hem bilgini genişletiyor, hem de damak tadını değiştiriyor. Genişletiyor. Çünkü tattıkça diyorsun ki ha bak buna çok şeker koymuşum, işte şekeri biraz daha az koymalıyım, işte bilmem bunun içine belki limonunu biraz fazla koymalıydım. Öyle öyle kendi beğenilerin ve kendi tercihlerin de ortaya çıkıyor ve tarifler oluşuyor zaten. Kesinlikle. Peki kadınlarla da bu yemek programlarının aslında şöyle bir şey oldu. Senin kitlen bir de kadınlara dönüyor. Yani kadınlarla bir bağın var aranda onlarla. Aslında çok enteresan. Biliyor musun ki tarifleri izleyen ve yapan erkekler de var. İlginç. Çünkü evet, ve yazan çok var. Çünkü tariflerin hiçbiri aslında çok zor ve çok aşırı el becerisi gerektiren şeyler değil. Yani mümkün olduğu kadar öyle seçmeye çalışıyorum. Mesela Arife günü baklava yufkasıyla baklava yaptık. Yani yapması o kadar kolay ki, hem malzemesi marketten almak açısından kolay, hem de yapım aşaması o kadar kolay ki hakikaten herkes yapabilir. Düşün ki soğuk gün mutfağı son anda geldi. Ve ne yapacağımızı tam bilmeden biz yayını açtık. Çünkü saat birdi, ne yapacağız dedi. İzle beni görürsün dedim. Ben sadece birinciyi yaptım. Geri kalanın tamamını su yaptı mesela. Ama su da güzel alıştı. Bu süreçte yani Tabii ki. hem Ama yemeğe dediğim hem gibi hani gösterdiğimiz şeyler böyle çok el becerisi gerektiren şeyler olmadığı için herkes çok rahatça yapabiliyor. Ve nitekim de birçok geri dönüşü oldu mesela yaptık diye. Ha bir kısım diyor ki aman ben de ev yapımı deyince elde hamur atacaksınız zannettim. Onu da yaparız. Ama o zaman onu herkes yapamaz. Şimdi çok bambaşka bir durumdayız. Hani televizyonda da değil, Instagram'dayız. Daha da birebir ve yakın bir ilişki içindeyiz. Dolayısıyla herkes evde hamur açmayı beceremeyebilir. Ama hazır baklava yufkasını marketten almak çok kolay. Ve sonunda güzel bir lezzete ulaşabiliyorsak neden olmasın? Kesinlikle. Ya tabii ama ben genel anlamda da söylüyorum. Genel anlamda da kadınlarla hem çocuklar duymasın hem dizideki karakter derken kadınlarla böyle daha bir sıkı Bir de fıkı bir bağın senelerce var. kuşak yayını yapınca, ister Tabii. istemez kuşak yayını yapınca tabii ki çok bambaşka bir yere geliyorsun. Çünkü orada daha çok kadına, gündüz adamların çok azı evde. Genelde kadınlarla çok iç içe olduğun ve onlara anlattığın bir şeyler var. Zaten Dolayısıyla çok Pınar şu başka bir anda bağ. eski programlarında sürekli dönmedi mi? Yani Ramazan sürekli. boyunca eski yemek programım yayındaydı. Evet, 2 sene önce çektiğimiz. Hatta çok komikti tabii bakınca. Hani günümüz şartlarında maske yok. Tamam, peki televizyona çıktığın için maske takmayabilirsin ama o sarılıyoruz, öpüşüyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Yan yana hamurlar açıyoruz. Tabii çok şey tepkiler de geldi. Tekrar yayın olduğunu bilmeyenlerden. Ya siz nasıl yani koronadan korkmuyor musunuz? Bu ne biçim bilinçsizlik? İşte niye dikkat etmiyorsunuz? Siz örnek olacaksınız. Ya bir dakika sakin yani. 2 sene önce çektiğimiz program, dolayısıyla yapacak bir şey yok. Her seferinde de Böyle açıklamak şeyler, lazım. tabii, böyle şeylerde yaşamışlığımız var yani. Şimdi yaz dönemi başlıyor. Sen artık tatil için işte güneye inmeler başlayacak. Haftaya yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel, Artık güzel. çünkü şehirler arası yollar açıldı biliyorsun, izin Ah, çıktı. çok şükür. Evet, çok şükür. Evet. 1 1 Haziran'dan. Haziran itibariyle biz de önümüzdeki, onu bekliyorduk. Önümüzdeki hafta, çünkü su zaten online eğitim yapıyor ve internet bağlantısı olan herhangi bir yerden bağlanabiliyor. Yavaş yavaş biz de gidiyoruz. Aynen. Şimdi senin tatil seçeneklerine bakıldığı zaman insanlarda yani kameralar her yerde ünlüyü yakalamaya alışmış. Hele yazın böyle yani abuk subuk pozisyonlarda özellikle çeken insanlar da var. Sen ama piyasa olan yerleri değil, daha çok kendine özel, kendini saklayabildiğin yerlere gitmeyi seviyorsun. Yanlış mıyım? Öyle. Bir de biz bu sene 10. sene olacak. 10 senedir yazları teknemizde geçiriyoruz. Bir deniz hayatımız var. Kızımız orada büyüdü ve hakikaten o da çok mutlu. Tabii denizde olduğun zaman, teknede yaşadığın zaman evini sırtında taşıyorsun. Bütün denizler senin. Canın nereye isterse oraya gidiyorsun.
Öyle olunca da tabii hani çok böyle şehrin göbeğinde kalmak yerine daha güzel denizlere gitmeyi tercih ediyorsun. Hani böyle bir avantajın varken en temiz, en güzel denize girmek istiyorsun. Ama öyle bir yerde yakalandığında da, yani ben şunu soruyorum. Şimdi sen hep parmakla gösterilen bir kadınsın ve bu çok uzun süredir olan bir süreç. Seni rahatsız ediyor mu? Ve mesela kırmızı çizgin neresi? Yani yanında bir tekne var. Sen özel bir koya gelmişsin. Hiç insanlara gözükmek için bir çaban yok. Yandan çekildi. Yani senin kırmızı çizgin ne? Böyle bir şey de yani bir fotoğraf evet ama bütün gün fotoğrafına dönüyorsam tepki gösteriyorum. Çünkü hani hepimiz insanız. Eğiliyoruz, kalkıyoruz. Üstümde mayo var. Üstüne üstlük de kendi teknemin üstündeyim. Hani mahremiyetim de var. Dolayısıyla hani tabii ki meraklı gözler olabiliyor zaman zaman. Ama ya onu hissediyorsun. Şimdi böyle kelimelere dökmek çok kolay değil. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Ama eğer bir hadsizlik varsa elbet tepki gösterdiğimiz zaman da oluyor. Kesinlikle. Peki Herkes de olacağı gibi yani şöyle düşün. Senin ne iş yaptığının çok bir önemi yok yani. Plajda sen denize girerken seni yandan sürekli biri çekiyor olsa rahatsız olmaz mısın? olursun. Ne münasebet. Yani bu benim Kesinlikle. yaptığım meslek. Evet göz önündeyim ama tatildeyken çalışmıyorum işte. Evet. Yani hani tatildeyim. Ben de tatildeyim, sen de tatildesin. Evet, öyle Dolayısıyla biraz kesinlikle. ona saygı göstermek gerekiyor. Peki diyelim ki ileride bir gün eskisi kadar ünlü değilsin. Ne hissedersin? Senin için ün nasıl bir şey? Ya Ya rahatsız olur musun? Parmakla gösterilmek seni rahatsız ediyor mu? Bir yerde tanınmak seni rahatsız ediyor mu? Ay artık bıktım. Çünkü şu anda son dönem şöyle şeyler var ya. Bıktım işte parada, pulda. Mesela Jim Carrey yurt dışına baktığın zaman ünlü olup ama çok mutsuz insanlar da var. Sen bu skalanın Yok. neresinde duruyorsun? Ben hiç öyle düşünmedim. Ben 17 yaşından beri göz önünde bir meslek yapıyorum. Yani ilk podyuma çıkmaya başladığımda 17 yaşındaydım. Türkiye güzeli olduğumda 19,5-20 yaşındaydım. Ve dediğim gibi işte bizim zamanımızda güzel yarışmaları çok ayrı kıymeti olan şeyler olduğu için zaten ertesi sabah herkes yeni Türkiye güzelini tanıyordu. Yani ben 5 Nisan sabahı sokağa çıktığımda herkes beni parmakla gösteriyordu zaten ve tanıyordu. Ben bundan hiç mutsuzluk bence yaşamadım. Tabii ki yorulduğum zamanlar oluyor. Çünkü hepimizin iyi günleri, kötü günleri var. Yani o gün yatağımdan ters kalkmış olabiliyorum ve sana canım diyene canın çıksın demek istediğin günler oluyor. Tabii ki. Ama ben genelde hayata zaten pozitif bakan biri olduğum için hiç böyle yeter be filan dediğim zaman olmadı. Tabii ki kendimi korumaya aldığım durumlar oluyor. Özellikle küçükken çok sıkıntı yaşadım. Ama hani hiçbir zaman isyan etmedim, şikayet etmedim. Ben hayatımı seviyorum, mutluyum. Dolayısıyla evet göz önümde meslekler yaptım. Şanslıyım ki yaptığım işler bana hep çok başarılı oldu. O başarı bana bir şeyler daha ekledi. Ama hani ben ünlü olayım diye bir şey yapmadım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım. Yani hani bak şimdi bunu yapayım, bunu yaparsam daha ünlü olurum gibi bir yaklaşım değildi. Yani çocuklar duymasın bana teklif edildi. Hakikaten hepimiz o yola çıkarken ne olacağını çok da bilmeden çıktık. Tabii. Ama sonunda çok başarılı bir proje oldu ve bizim hayatımızda çok başka bir yeri oldu. Yemek programı yaptım. Hakikaten 24 yaşında bir kız mutfağa geçip de insanlara, koca koca teyzelere, ablalara yemek tarifi verdiğinde bu kadar başarılı olacağını hiçbirimiz Düşünmedim. öngörmemiştik. Senelerce süreceğini, onun yemek kitaplarına dönüşeceğini, bugün hala üzerinden bu kadar sene, 21 sene geçmişken hala kendi evimin mutfağından yemek yaptığımda keyifle gerçekten binlerle paylaşacağımı hiçbir zaman o zaman planlamamıştık. Bunların hiçbiri stratejik hareketler değildi, planlı programlı değildi. Ama ne mutlu bana. Evet, sen başarılı olmak istedin. Bu yolda çok azmettin, çalıştın. Kazandığın Yaptığım para her ve şeyi ün. iyi yapmak için çaba sarf Evet. ederim ben. Bunun ne olduğu önemli değil. Ben arkadaşlığı da iyi yapmak için çaba sarf ederim. Anneliği de iyi yapmak için çaba sarf ediyorum. Kocama iyi bir eş olmak için de çaba sarf ediyorum. Dolayısıyla güzel yemek yapmak için de çaba sarf ediyorum. İyi görünmek için de çaba sarf ediyorum. Hep güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii başarı sana ister istemez getirilerle Evet. geliyor. O da güzel bir şey.
Yani ne mutlu bana, hiç hiç şikayetçi olmadım. Yorulduğum Peki zamanlar oluyor ama isyan etmiyorum. ünün gitse, yani artık de mesela şöyle bir laf bir var. Gün Derin herhalde gidecek kapandı. Zaten. Öyle mi diyorsun? Ömür boyu bu devam eder mi ilgi? Göreceğiz. Yani ben işimi iyi yapmaya devam edeceğim. İmkanlarım olduğu sürece, fırsatım olduğu sürece yapmayı da çok arzu ederim. Beni izlemek isteyen birileri olduğu sürece de yaparım. Kesinlikle. Son olarak da ben bu sosyal medyayı soracağım. Hayatında ne kadar yeri var? Şu anda çünkü sosyal medyada olduğumuz için. Diyorlar ki bundan sonra çok değişecek. Ben de inanıyorum. Artık herkesin yani Türk medyasının bu kadar hani tek düzeleştiği yerde aslında bizim gibi böyle yeni ve biraz daha ileri gitmek isteyenler bu yeni medya üzerine çalışacak. O kesin. Tabii Ama ki. Ama zaten dijital hayata geçiş başlamıştı hatırlarsan. Yani bütün bu Netflix'ler, Puhu'lar, normal televizyon kanallarının dışına çıkıp dijital bir hayat zaten başlamıştı aslında. Şimdi biraz daha hızlanacak, güçlenecek tahmin ediyorum ki. Sosyal medya benim hayatımda var. Yok demek çok yanlış oldu işte bak. Gene buradayız, gene buradayız. Evet. Gün içinde de çünkü şimdi her tarifin videosunu yüklüyorum. Dolayısıyla onun altına gelen yorumlara bakıyorum. Bunların hepsi bir mesai bakarsan. Tabii, Yani hayatımda kesinlikle. var. Yok diyemem. Ama ben şey Faydası zararlı tiplerden sana. değilim. Ben öyle bakmıyorum ama ben şey tiplerden değilim böyle internet çekmiyor burada nasıl yaşayacağım diye panikleyenlerden değilim. Böyle her anını da görüntüleyip hayatı burada yaşayanlardan değilim. Evet. Kendime göre bir sınırım ve çizgim olduğunu düşünüyorum. Şu an şimdi bu halinden memnunum. Hani onu da böyle planlayarak yapmıyorum aslında. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Hayatta birçok şeyi içimden geldiği gibi yapıyorum zaten. O da tabii benim için hayatı güzelleştiriyor. Çünkü bir şeyleri zorla yapmak çok da zevkli değil. Kesinlikle. Ama bu korona da göstermedi mi? Hayatı istediğin gibi yaşamayıp kalıplara sıkıştığında bir ufacık virüs bile gelip seni nasıl tarumar edebiliyor? Böyle feleğin şaşıyor. Yani yolunu bulamayacak kadar kafan karışıyor. O yüzden aslında bu dönem bence şunu gösterdi ki hepimiz istediğimiz gibi kalbimizden geçtiği gibi yapmalıyız, değil mi? Ay canım benim, gene geldi bir tanesi. Bak kim geldi. Ay Miyuh. ben Pınar'ın kedilerine Miyuh. bayılıyorum. Yani bu kulağı kıvrık bu dev patiler. Ve bunlar da şimdi Bodrum'a gidecekti. Bodrum'a ya işte Hepsi güne, tekneye gidecek. gidecek. Hepsi. Aynen. Hepsi. Sizin ev zaten yürüyen bir sevgi botu. Kediler, köpekler, çocuklar, Evet. yemekler, 5 kedi, derken. 2 köpek. Harika ya, vallahi çok Değil mi imreniyorum. oğlum? Değil mi oğlum? Bu da oğlum işte. Bu güzeller Evet. güzeli oğlum benim. Bunlar şey gibi, sulu boya renkleri gibi, griden böyle açılan ve koyulaşan kediler deryası var sizin evde. Çok teşekkür ederim Pınar, vakit Ben ayırdığın için. teşekkür ederim. Ben Moral teşekkür ederim. sohbetlerine Zevkle. Pınar'ın üçüncü gelişi. Ama tabii kız kardeş olduğu için bana hatırım dehşet geçtiği için ben onunla çok güzel sohbetler edebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum Pınar. Ben teşekkür ederim. Bu sohbeti kaçıranlar için ki güzel, çok güzel izlen, bakıyorum rakamlara da. Hepsi benim YouTube kanalıma gelecek ve zaten de Pınar'la ilgili her şeyin de çok keyifli olduğunu eminim. Yakında görüşeceğiz. Biz de 10 Haziran'da geliyoruz Pınar'cığım Tamam. aşağı. Aa yaşasın Biricik'in doğum gününü beraber kutlayacağız o zaman. Evet, Biricik'in doğum günü. Bodrum'da mı? Bodrum'daysanız Biricik'in doğum gününde Henüz beraber. Görmüyorum. Bilmiyorum. Göreceğiz. Tamam. O zaman en çok kısa zamanda öpüyorum. görüşmek üzere. Çok Görüşmek öpüyorum üzere. seni. Bay bay. Görüşürüz. Sağ ol.